Hani aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Yani çok ciddi anlamda bir problem var. Bu ne? Şimdi ben mesela Meral Hanım'ın hatası neydi? Meral Hanım'ın kalkış şekli çok yanlıştı. Kalkması yanlıştı. Meral Hanım deseydi ki, söylüyorum ya, bizim arkadaşlar GİK'i topladık biz, ki orada Kemal Bey'in çok ciddi üslup hatası var. Çok büyük problem. Açık bir şekilde bunu söyledi. O zaman biz 5'imiz imzalayalım. Söylenecek bir söz değil. Çünkü sen 2 yıl boyunca bunu konuşmamışsın. Eğer 6 lider de yalancı değilse 6'sı da biz bunu konuşmadık dediler hep. Çıktılar her böyle masa toplantısından sonra. Gelip 2 güne bunu sıkıştırıyorsun. Ondan sonra orada bir dayatma yapıyorsun. Bu dayatmadan sonra bırak tamam, pazartesi bir daha toplanırız. Meral Hanım da gitsin. GİK'iyle görüşsün, gelsin. Bu arada bir şey söyleyeyim. Dün akşam Hüseyin Baş'ı dinledim. Halk TV'den. Meral Hanım ısrarla diyor ki, ben Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismini ben getirmedim diyor masaya dönerken, diyor. Evet. Değil mi? Hüseyin Baş da diyor ki, Meral Hanım bana ben getirdim dedi diyor. O zaman da öyle söylediler zaten. Tabii, değil mi? Bizim bulduğumuz formülü dediler. Formülü dediler. Ben ama şimdi Meral Hanım diyor ki, hayır ben getirmedim. Meral Hanım diyor ki, masada 5'imiz imzalarız dedik. Pekala Meral Hanım, bakın karşıda bana göre hakikaten kibarlık yapan insanlar var. Meral Hanım ben kalkıyorum da diyor masadan. İşte Meral Hanım'ın hatasından bahsediyorum. Kalkıyorum yani, diyor masadan. Bu kalkış şekli, bu şekilde olması çok yanlıştı. Özür dilerim Gürkan, kumarbaz dedi değil mi? Kumar masası dedi değil mi? Tabii çok yanlıştı. Çok ağır sözler etti değil mi? Evet. Şimdi o geri kalkışta geri geliş. Sen şimdi hem hukukçusun hem de yazıyorsun, çiziyorsun, okuyorsun. En az %5 kaybettirdi bize. Şimdi ben öyle görmüyorum ama. Şimdi, görmesen de öyle ama. Halk öyle görüyor ama. Yok bak şöyle bakıyorum ben. Şimdi bu bir hata. Ali Bey'in, Ahmet Bey'in, Temel Bey'in, Kemal Bey'e itirazlarına rağmen bunu aylarca dile getirip İşi ondan sonra bu şekilde milletvekili... Şimdi o da neden oldu? Çünkü Gelecek Partisi ve Deva Partisi kendi yaptırdıkları anketlerde de tartıda düşük geldiler. Tartıda düşük gelince de onlar da buna sığındı. Ama burada ne olursa olsun bence çok büyük bir hata yapıyorlar şöyle. Kemal Bey'in siyasi oyunu iyi oynadı. Kemal Bey iyi oynadı bu. Bu yaptığı milletin hayrına bir şey değildi. Milletin hayrına da çıkmadı ama oyunu iyi oynadı. Kemal Bey ne yaptı? Kemal Bey... Ali Bey, Ahmet Bey ve Temel Bey'i, Ekrem ve Mansur Bey'i sopasıyla geri püskürttü. Onlara dedi ki, kardeşim ben aday değilsem aday bu ikisi. İYİ Parti'nin de dile getirdiği, parti içerisinde ben aday olmazsam da olacak kişiler bunlar dedi. Onları geri püskürttü. Onların da mevcut siyasi olarak partilerinin çapsızlığından kaynaklı zaten pek alternatifleri de yoktu. Öteki tarafta Meral Hanım'ı da masada ne dedi? Biz bu masayı dedi nicelik temelli kurmadık. Yalnız ama çapsız yani, deme. O lafı değiştirelim. Tamam çapsız, lafı değiştirelim. Evet, çapsızdan kastım de, şu. Yani oy potansiyeli anladım, düşük diyelim. Ben seni anlıyorum da vatandaş hani çapsız derken çapsızlık biraz argoda çok farklı anlama gidiyor. Tamam şey yapmayalım. Ben şey yapayım. Yani, onlar evet. Onlar ne diyelim? Hani oy potansiyeli, oy potansiyeli yani, düşük partiler oldukları için onlar da kendilerine güvenemediler ve onlar da biraz buna yaslandı. Orada Selahattin Bey'in çok büyük bir hatası vardı. Yürü ya Kemal dedi. Daha masada bir netice çıkmadan, masada bir netice alınmadan yaptı bunu Selahattin Bey, ki bence Selahattin Bey'in çok ciddi bir siyasi hatasıdır Demirtaş. Bu. Tabii Selahattin Demirtaş'ın. Ondan sonra Meral Hanım'a da ne yaptı Kemal Bey? Çok mantıklı ve makul bir şekilde onu da kardeşim bu masa işte nicelik temelli değil, nitelik temelli. Herkesin bir oyu var. Burada 5'i beni istiyor. Sen oyun bozan olma dedi. Meral Hanım'ın buradaki temel sıkıntısı şu. Buna direnemedi. Başka bir alternatif geliştiremedi. Sadece kazanacak aday mottosu veyahut da Ekrem ve Mansur Bey'i ön plana çıkartma gayreti beyhude bir çabaydı. Alternatif Gürkan'cığım, yani altısında... Özür dilerim, araya gireyim. Zaten Ekrem'le Mansur'u o masaya aday teklif etmek Meral Hanım tarafından dahi gereksiz ve olması mümkün değil bir hamle. Niye? Çünkü Mansur da Ekrem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Eğer Ekrem ve Mansur Bey aday gösterilecekse bunun nezaketi de doğru olanı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşer yani. O olabilir ama ben zaten adayın bu 2 belediye başkanı da olmaması gerektiğini o zaman da yazdım çizdim. Altılı masadan bir lider olmaması gerektiğini de. Alternatif bir merkez figürün aday olması halinde milletin gereken teveccühü göstereceğini bu mevcut iklimi de baz alırsak söylemiştik ama orada Kemal Bey'in de günahı çok. Hepsi günahkar. Yani Meral Hanım'ın da hatası var. Diğer 5 parti liderinin de hatası var ama Kemal Bey neden istim üzerinde? Çünkü aday Kemal Bey'di. Ve ondan sonraki süreçte de bence Kemal Bey'in... Senin bildiğini 5 lider bilmiyor muydu? Nasıl, hangisini? Yani aday Kemal Bey'de diyorsun ya. Tamam. Baştan beri değil tamam. mi? Onlar da biliyordu. Tamam, hepsi hatalı yani diyorum demek zaten. Ki 12 ay boyunca konuşmamalarının sebebi hepsi aslında hatalı. Gizliden gizliye hepsi Kemal Bey'in olduğunu biliyordu ama demek ki itiraf edemiyordu. Hep ben söylüyordum aday Kemal Kılıçdaroğlu olmalı diye, değil mi? Bir de Gültekin Uysal söylemişti aday Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Hata, madem... Gültekin Bey'in de hata, bakın, ama de hata. Bak orada bir söz var ama dikkat et, onu iyi dikkat edeceksin. Eğer altılı masadan aday çıkacaksa, Meral Akşener aday olmuyorum diyorsa, ikinci büyük partinin genel başkanı olarak ben başbakan olacağım diyorsa Gürkan, birinci partiye düşer. Kimi adayı göstereceği de bizi ilgilendirmez. Orada hiçbirine düşmez adaylık. Bak, şundan dolayı öyle düşmez. Yok, dışarıda. Bak yok, biz dışarıdan yaptık bir tane öyle Ekbelettin Ekmekoğlu mu diye birini yaptık. Ekmekçi mi? Ekmekoğlu mu ne? Adamın ismini öğrenene kadar seçimi kaybettik. Baktığınızda oy potansiyeli hiç düşük değil. Kemal Bey'le arasında 38 de HDP yok orada. Olmasın, MHP var. Tamam. Şimdi MHP yok, İYİ Parti var. İYİ Parti var şimdi de. Şimdi bak MHP var. Şimdi CHP'nin yanında İYİ Parti var. O MHP %10'uyla işte yanlış hesap orada yapıyor. Tam da CHP ile MHP'nin toplamı da yine aynı. AKP'nin orada. Tamam. AKP'nin orada o MHP tamam. %10. İYİ Parti gelmiş buraya %10. İYİ Parti'nin içindeki oyun da bir kısmı CHP oyu zaten. İYİ Parti'deki oyların da bir kısmı da Devlet Bahçeli düşmanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına dayalı oy zaten. Orada İYİ Parti olmasa da o oy zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na gelirdi. O gün de Ekberettin İhsanoğlu'na giderdi. Dolayısıyla bu ülkede Kemal Kılıçdaroğlu'na giden oyları siz şunun bunun üzerinden hesaplamayın. Hesaplayacağınız şey şu: ülkücüyle devrimciyi, Kürtçüyle Türkçüyü, İslamcıyla laik olanı, Aleviyle Sunni, zenginle fakiri Halil İbrahim sofrasında buluşturan adamın adı Kemal Kılıçdaroğlu. Buna da bir kıymet biçmek lazım ya. Acımasız bir şekilde abi. Kes de. Yok, tamam kesebilirsin. Yok, hayır, ama bir kıymet yok. Çok az vaktimiz kaldı. Katılmıyorum dedi. Şöyle evet. ifade edeyim. Temel problem bence siyasi söylemlerde. Yani orada Kemal Bey'in o süreci ben yönetemediğini düşünüyorum ama sadece Kemal Bey'in yönetemediğini. Orada Meral Hanım da hatalar yaptı. Diğer işte Ali Bey, Ahmet Bey, Gültekin Bey, Temel Bey, onların da hataları var. Örnek veriyorum, 6 liderin aynı anda mitinge çıkması yanlıştı. O gün de söyledim, şimdi de söylüyorum. En iyi öğrenci dersi 20 dakika dinler. Siz 6 tane lideri çıkardınız, 25'er dakikadan 150 dakika konuşturdunuz. Kemal Kılıçdaroğlu çıktığında zaten alan boşalmış oldu veya kimsenin dinleyecek kafası kalmadı. Şöyle bir hata var. Masayı kuruluş şeklinizde hep dedim ya, şunu dediniz ya, bu masa dediniz yani nitelik temelli. Yani herkes dedi, oy potansiyelinden bağımsız. Herkesin bir reyi var. Bunu dedikten sonra masa içinden Kemal Bey olmaz, Gültekin Bey olur. Gültekin Bey olmaz, Temel Bey olur. Bir adayın çıkması diğer adayları, çünkü parlamentoyu da almanız lazım sizin bir yandan, biraz kadük hale getiriyor. Partileri biraz etkisiz hale getiriyor. O yüzden masaya çatı olacak bir adayın çok daha sağlıklı olacağını ben söyledim ama ben söylediğime de mutlak doğru demiyorum. Orada bir... çok ciddi bir diyalogsuzluk ve dayatma söz konusu oldu Kemal Bey üzerine. Bak Kemal Bey iyi oynadı. Kemal Bey'in o açıdan siyasi, Kemal Bey çok güzel rakibini veyahut da alternatiflerini sindirme potansiyeline sahip hamleleriyle. Biz bunu Muharrem Bey'de gördük, şu süreçte Ekrem Bey'de gördük, o dönemde de bu adaylık sürecinde gördük. Ama bunun neticesinde Türkiye kazanmadı. Orada HDP'nin de hatası oldu. Yani HDP'nin bu takvimde, bu denklemde ikinci tura, yani kendi adayını çıkarsaydı HDP, potansiyelini ortaya koyabilseydi, ikinci tura seçim zaten kalacak. Bakın şu fecaate bakın. İktidar ikinci tura hazırlıklı ama muhalefet hazırlıksız. Bunun da affedilir bir yanı yoktu. Yani o akşam muhalefet sudan çıkmış, balığa dönmüş, kimse ortalıkta yok. Ama iktidar, Tayyip Bey gayet her şeye hazırlıklı, ikinci tura hazırlıklı, gayet ortadaydı. En nihayetinde ben şunu söyleyeyim. İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmaması çok büyük bir hata olur. Bu zamana kadar bir aydır millete bir şeyler söylemeye, bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Buna dair çok büyük bir millette de hayal kırıklığı yaratırsınız ve kendi siyasetinizin de aslında milletin menfaatinden değil, kendi belediyelerdeki çıkar odaklı siyasi faaliyetlerinizden olduğu manasına gelir. Bu da çok büyük bir hata olur ve ne olursa olsun ben rızaya dayalı bir siyasi dil geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet açısından iktidarın artık böyle bir ne arzusu var ne elinde buna dair argümanlar kaldı. Ama muhalefet milletin rızasını arayan bir siyasi dil geliştirirse yerel seçimlerde bu kadar korkunç ekonomik krize ve sosyal krizlere binaen muhalefetin çok sürpriz neticeleri alabileceğine kesinlikle inanıyorum. Ben bu noktada Gürkan'ın son sözlerine bütünüyle katılıyorum. Zaten diğer katılmadıklarımı araya girerek söyledim zaten. Dolayısıyla